Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir elbise dikeceğiz birlikte. Uzun zamandır bir şeyler dikmiyorduk ama artık zamanı geldi. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle iki farklı renkte kumaşa ihtiyacımız var. Bir kağıt, kalem, makas, uygun renkte iplik, diğer kumaş uygun renkte bir iplik, iğne ve tabii ki mezura. Üst bedenin kalıbını çıkarmak için A4 boyutunda bir kağıt kullanıyoruz. Bu kağıdı öncelikle göğsümüzün en geniş yerinin ölçüsünü alıp 4'e bölerek işaretliyoruz. En sağdan işaretlemeye özen gösterin çünkü orayı katlayarak kullanacağız. Bir de göğsünüzün nerede başlayıp nerede bitmesini istiyorsanız oradan da bir ölçü alın. Benimki yaklaşık 17 cm'lik bir ölçü. Siz de kendi bedeninize göre ölçünüzü alıp işaretlemeyi yapabilirsiniz. Payı bırakmayı unutmuyoruz. Kağıdın üç kenarından birer santimlik işaretlemeler yapıyorum. Buralardan keserek kalıbınızı kullanabilirsiniz. Kalıbı kumaşın katlı yerine yerleştiriyoruz. Toplamda 4 parça üst panel için kumaş çıkaracağız. Ben bir ağırlık kullandım kaymaması için. Siz de istediğiniz şekilde sabitleyip kesiminizi yapabilirsiniz. Toplamda 4 parça kumaş panelim hazır. Ben yüzünü ve astarını aynı renk kullanacağım için 4 parça kestim. Ama eğer ki siz ikisini farklı renkte kullanmak istiyorsanız o zaman her birinden ikişer parça kesmeniz gerekiyor. Şimdi sıra geldi bu parçaları birleştirmeye. Kısa kenarları birbirine denk gelecek şekilde birer santimden dikiş geçiyoruz ve böylece toplamda 2 adet panel elde ediyoruz. Şimdilik bu panelleri bir kenara bırakacağız ve askılara geçeceğiz. 4 adet askı kesimi yapacağız. 44 cm 12 cm'lik ölçü almıştım. Fakat 12 cm hem çok fazla geldi hem de hatalı bir dikiş yaptığım için azaltmak zorunda kaldım. Bu kısmı kestim. O yüzden siz 44 cm'e 10 cm'lik 4 tane panel kesimi yapabilirsiniz. Kesimi tamamladıktan sonra güzel yüzeye birbirine bakacak şekilde dikine katlıyoruz kumaşı ve 1 santimden dikişini gerçekleştiriyoruz. Burada bir ucunu kapatıp diğer ucunu açık bırakmayı unutmamalıyız. Sonrasında bir çubuk yardımıyla ya da bir iğne yardımıyla kumaşınızı ters çevirebilirsiniz. Ama ben öncelikle hatalı yerleri düzeltmek için kesim yapıyorum. Sonrasında ters çevirme işlemini yapıp 4 adet panelimi elde etmiş olacağım. Askıların kusursuz durması için ütü çok önemli. Eğer ki ütüyle de düzelmiyorsa kumaşınız, o zaman iki yandan incecik dikiş geçmenizi tavsiye ederim. Böylece çok daha nizami duracaktır. Gördüğünüz gibi bir ucunu açıkta bıraktım. Bu ucu kumaşın zaten içine saklayacağımız için dikmemize gerek yoktu. Şimdi gelelim birleştirme kısmına. Göğüs panelimizin güzel yüzü bize bakacak şekilde bir tanesini masaya yerleştiriyoruz. Ve bunun üzerine kenarlardan 5'er santimlik ölçü alarak askıların açık kısmı denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Tıpkı beden ölçüsünde olduğu gibi askıların genişliği ve yatay ölçülerinde de sizin kendi vücudunuzun ölçüsünü almanız çok önemli. Burada isterseniz kendi vücudunuzun üzerinde bir mezurayla, isterseniz de bu parçaları iğneledikten sonra üzerinize deneyerek ölçümlemelerinizi yapabilirsiniz. Böylece çok daha net bir sonuç almış olursunuz aslında. Şimdi az önce yaptığımızın aksine kumaşın güzel yüzü masaya bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve askıların açık kısmından iğneliyoruz. Hatırlarsanız kalıbı çıkarırken burası için de birer santimlik dikiş payı bırakmıştık. O nedenle burada da bir santimlik dikiş geçiyoruz. Tamamladık ama burada yukarıdaki dağınık görüntüyü istemiyoruz. O yüzden en üstten incecik, hatta 1 milimetrelik bir dikiş geçeceğiz. Böylece çok daha net ve düzgün duracak.
herhalde elbisenin etek kısmına. Burada kalçamızın ölçüsünü alıp bunu 2 ile çarpıyoruz. Etek kısmının çok büzgül ve kabarık olmasını istemedim. Yaklaşık olarak 1.50'lik bir kumaş kullandım ben. Uzunluk için ise istediğiniz ölçüyü alabilirsiniz. İsterseniz black boyunda, isterseniz mini bir elbise yapabilirsiniz. Şimdi bel dizgisini yapabilmek için eteğin en üst kısmından, yani bel kısmından 1 cm'lik bir dikiş geçeceğiz. Sonrasında buradan iplikleri kullanarak yüzdüreceğiz. Burada kritik bir nokta var. O da normalde dikiş dikerken iğleri bir geri dikiş yapıyoruz sabitlemek için. Burada onu yapmayacağız. Çünkü iki ipliğe de ihtiyacımız olacak. Dikişi tamamladık. Burada hassas bir nokta var. İki iplikten üstteki ipliği bulduğumuzda yavaş yavaş çekerek yüzdürmeye başlıyoruz. Ancak yüzdürürken ipin kopma ihtimali de düşünmemiz lazım. O yüzden olabildiğince hassas davranarak her iki taraftan büzdürebilirsiniz. Peki ne kadar büzdüreceğiz? Aslında üst panelimizin boyu kadar büzdürüyoruz. Birbirine denk getiriyoruz iki kumaşı. Gördüğünüz gibi iki kumaşın birbirine denk geldi. Şimdi kumaşın iki güzel yüzü birbirine bakacak şekilde ve üst panelde benim yaptığım gibi kıvırarak iki kumaşı birbirine iğneliyoruz ve 1 santimden dikişini gerçekleştiriyoruz. Dikişimizi yaptık. Elbisenin modeli neredeyse ortaya çıktı bile. Bir panelimiz kalmıştı. Bunun da görünmez bir dikişle elbiseyle bütünleşmesini istiyoruz. O yüzden 1 santimden içeri doğru kıvırıp sonrasında da önünden incecik bir dikiş geçeceğiz. Ancak şimdilik iğneleyip bir kenara alacağız. Çünkü öncelikle yan dikişini yapmak istiyoruz. Böylece çok daha düzgün duracak. Biraz önce de dediğim gibi bu parçayı iğneleyip bir kenara alıyoruz. Sonrasında elbisemizi tersten ikiye katlayacağız. Yani güzel yüzleri birbirine bakacak. Ve biz de yine 1 santimden dikişini geçeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta elbisenin altı ile üstü aynı renkte değil. Dolayısıyla altına başka renkli bir iplik, üstüne başka renkli bir iplikle dikiş geçeceğiz. Yarım bıraktığımız işi tamamlama zamanı. Yalnız iğnelemeleri içeriden yapmıştık. Oysa dikişini dışarıdan geçeceğiz ki hiçbir hata yapmayalım ve milimetrik bir dikiş gerçekleştirmiş olalım. Tamamladığımıza göre son bir görevimiz kaldı. O da etek ucu. Etek ucunu yarım santimden iki kere içeri doğru katlıyoruz ve ütülüyoruz. Böylece üzerinden dikiş geçtiğimizde çok daha düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz.
işte elbisemiz hazır. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.